programımıza kaldığımız yerden Karaman'dan devam ediyoruz. Yanımızda DDA Dijital Dönüşüm Ajansı'nın grafik tasarımcısı Selahattin Kutucu ve web tasarımcısı Mustafa Demirci Beyler bulunuyor. İsterseniz öncelikle web tasarımcımız olan Mustafa Demirci Bey'i tanıyalım. Ondan sonra da DDA Dijital Dönüşüm Ajansı'nın kurumundan bahseder misiniz sevgili izleyenlerimize Mustafa Bey lütfen? Tabii ki. Mustafa Demirci, web tasarımcıyım. Kurucumuz İbrahim Ethem Büyükköse tarafından kurulmuştur. Bu sektörde 20 yıldan fazladır faaliyet göstermekteyiz. Yalnız son bir yıldır dijital dönüşüm adı altında daha fazla hizmet vermeye çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki artık yıllarımız gereği firmaların dijital dönüşüme fazla da arttı. Biraz sizleri tanıyabilir miyiz sevgili grafik tasarımcımız Selahattin Kutucu Bey? Tabii Selahattin Kutucu. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü mezunu. Dijital Dönüşüm Ajansı'nda aslında bizim temelle aldığımız şey çağın gerektirdiği gibi tabii işte büyük küçük iş fark etmiyor. Büyük işletmeler, küçük işletmeler. Çağın gerektirdiği şekilde dijitalleşmek zorundayız aslında. Bir proje size geldi. Bir sunum hazırlanması gerekiyor. O projenin kabullenilmesi gerekiyor. Nasıl bir yol izliyoruz? Önce proje geliyor. Büyük veya küçük firmalar fark etmeksizin web sitesi, web sitesi daha öncesinden müşterilere sunularak onların verdiği bilgilere göre tasarlanıyor. Tasarlandıktan sonra kodlama aşamasına geçiyor. Daha sonrasında web site onay geldiğinde yayınlanıyor. Peki bir proje çalışması geldi ama siz bahsettiniz demin. Önce bir web tasarımını mı yapıyorsunuz yoksa grafik tasarım mı başlıyor? Hangisi yoksa ikisi bir anda mı başlıyor? Sizden alalım isterseniz. Aslında ilk görsel kısmı başlıyor. Çünkü bize gelen müşteriler genellikle zaten hayal edip geliyor. Önce bir grafik çizimi lazım onun, tabii, değil mi? Tabii. Bir de burada asıl önemli olan bizim müşteriden aldığımız briefler. En önemli konu bu. Yani biz burada aslında somut bir şeyi satmaya çalışıyoruz başta. Değil mi? Dedim ya, size hayallerini satıyorsunuz. Evet, aynen öyle. Çünkü onlar diyorlar ki mesela şöyle bir şey istiyoruz, şu renkler olsun. Tabii ki isim veremiyoruz, şimdi burada çok fazla belirtemiyoruz ama bu hangi konu veya hangi firma olursa olsun, yani bu tabii ki bir bisküvi firması da olabilir, örnek veriyorum. Ondan sonra bir kıyafet giysi tasarımla alakalı bir ünlü bir marka olabilir. Evet. İnsanlar orada kullandıkları obje, bakın sembol, renkler, her şey tabii uyarıcı olması çok önemli bir şey. Yani ilk algı, göz algısı, beyinsel algı. O yüzden zihinde o şeyi uyandırmak için sizin çok güzel bir görsel bir sunum hazırlamanız gerekiyor. Aslında dediğiniz gibi işiniz çok kolay bir şey değil. Ama bunu başarıyorsunuz. Değil mi? Bunu başarıyoruz. Başarmak zorundayız çünkü bu benim mesleğim. Ne güzel. Bakın aslında en güzel şey ne biliyor musunuz? Genç beyinler, yeni nesiller teknolojiyle yakından takip ettiğimiz için, bakın dijital 20 yıldır bu sektörde olan, Ethem Bey'in önderliğinde olan bir firmadan bahsediyoruz. Yeni nesillere güzel bir şekilde yol açmış. Evet. Yani çok güzel bir şey. İnsanların bunu kabul edip en azından yeni beyinlerle yapılan çalışmalar ve gelişen teknolojiyle yapılan çalışmalar çok daha farklı tasarımlar ortaya çıkartıyor sevgili izleyenler. Kendilerine programımıza katıldıkları için çok teşekkür ediyoruz.